Ömer amcanın yanında çalıştım. Ömer amca çok temiz kalpli biriydi. Beni okula kaydetti. Artık bir sınıfım vardı. Okula gitmeyi de o kadar çok hasretle bekliyordum ki Allah binlerce kez razı olsun Ömer amcadan. Hem okula gidiyor hem de Ömer amcanın yanında çalışıyordum. Annem de temizliğe gidiyordu. Yıllarca Ömer amcanın yanında çalıştım. Bana fotoğrafçılığı öğretti. Sonrasında da lise çağlarına geldiğimde beni İmam Hatip Lisesi'ne yolladı. İmam Hatip evimize yakın bir yerdeydi. Hem senin için de iyi olacak. Yol sorunun yok dedi bana. Çok mutlu olmuştum. Çünkü ortaokulu başarıyla bitirmiştim. Ama bende farklı olan bir şey vardı Gizem Hanım. Çocukluğumdan beri duyduğum o sesler artık artmıştı. Öyle olmuştum ki insanların yüzüne baktığımda hani yüzüme bakıyor, gülüyor ama içinden bana neler söylediğini duyuyordum. Benimle konuşmasına gerek yoktu. Düşüncelerini okuyabiliyordum yani. Size nasıl örnek versem? Mesela lisede bir hocamın konuşmadan onun sesini duyabiliyordum. Bize küfür ediyor içinden ama dışından da sanki bize gülümsüyormuş gibi görünüyordu. Hatta hocamızın bir tanesi de bize çok kızıyordu. Çok disiplinli bir hocaydı ama içinden yavrularım, canlarım, evladım ne olur neden böyle yapıyorsunuz diyordu. Biliyorum biraz saçma bulacaksınız ama insanların hissiyatlarını anlayabiliyordum. Ama bunu hiç kimseyle paylaşmadım. Kimseye söylemedim. Çünkü çocukluğumdan beri beni takip eden, beni çağıran bazı şeyler vardı. Ama bunu kimseyle paylaşamıyordum. Lise bittikten sonra da Ömer amcanın yanında çalışmaya devam ettim. Nankörlük yapamazdım. Beni okuttu. Yani annem bile artık eskisi kadar fazla yorulmuyordu. Eve ekmek parası bile götürüyordum. Hem okuyordum hem çalışıyordum. Çok gurur verici bir olay bu. Ömer amcanın yanında çalışmaya devam ettiğim sürece hem beraber düğünlere gidiyorduk. Ben kamera çekimi yapıyordum. O da fotoğraf çekiyordu. Gündüzleri de fotoğrafları dükkanda takip ediyorduk. Bir gün dükkana bir adam geldi. Sanki gözüm bir yerden ısırıyordu ama tanıyamadım. Ömer amca tanıdı. "Oo Tahir, nasılsın? Nerelerdesiniz?" dedi. Tahir denen kişi benim amcammış. Bana bakıyordu. Sonra bir anda ağlamaya başladı. Ağlamaya başladığı sırada da bir yandan da bana sarılmak istedi. Yani amcana sarılıp elimi öpmek istemez misin dercesine. Ben de neden geldin dedim. O da bana babanı sormayacak mısın diye sordu. Ben de hayır, babamı sormayacağım. Bunca sene neredeydi? Hiç mi bizi merak etmedi dedim. Amcam ise Almanya'da seni bekliyor. Seni götürmeye geldim dedi. O kadar sinirlenmiştim ki. Neredeymiş bunca sene? Annem ne kadar eziyet gördü. Annem temizlik yapıp para kazanmaya çalışırken kardeşim evde öldü. Ben daha çocuktum. Bilemedim yani. Meğerse kendi nefesinden boğularak ölmüş. Ne istiyorsunuz bizden? Onca sene bize sahip çıkmadınız. Şimdi nereden çıktınız karşıma dedim. Amcam ise babamı savunuyordu. İşte Almanya'da çok fazla çalıştırıyorlar. Bir türlü kısmeti olmadı. Hem çalıştığı fabrikada da pasaportlarını aldıkları için Türkiye'ye de gelemiyordu falan diye. Bir sürü laf işte. Ama onca yıllarca bizi aç ve sefil bırakmıştı. Annem perişan oldu. Kız kardeşim bakımsızlıktan öldü. Yani bunları unutamazdım. Amcam ise ben bunların hiçbirinden haberdar değildim dedi. Haberdar olamazsınız tabii. Hiçbir gün kapımızı çaldınız mı? Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl bu parayı ödüyorsunuz? Dediniz mi? Hiç kimse söylemedi. Hiç kimse bizi merak etmedi. Babam da bizi merak etmedi. Ama şimdi karşıma çıkmış, Almanya'ya seni götüreceğim diyorsun. Ben gelmem. Asla annemi yalnız bırakmam dedim. Amcam da ben gereken işlemleri yaptım. Bana kimliğin gerek. Seni götüreceğim dedi. Ben ise ona karşı gelerek asla annemi burada tek başına bırakmam dedim. Ama amcam kafaya takmıştı. 3 gün sonra tekrar geleceğim. Düşün dedi. Ömer amca da oğlum istersen Almanya'ya gidebilirsin. Bak düşün daha gençsin. Hayatın kurtulur dedi. Ama ya annem?
Annem ne yapacaktı tek başına? Ömer amca yıllarca esnaflık yapmıştı. Onun tavsiyeleri benim için çok önemliydi ama annemi yalnız bırakamazdım. Akşam eve gittiğimde anneannem dedem bizdeydi. Dedem yıllar sonra annemi affetmiş ve barışmışlardı. Çok mutluydu. Annemin yüzü gülüyordu. Annemle dedem birbirlerine sarılıp oturuyorlardı. Sonra dedemle de tanıştım. Yıllar sonra yani. Dedem bize bu sene beraber köye gidelim. Onun için geldik dedi. Annem de bana sormak için beklemiş garibim. Ben de tamam gideriz dedeciğim dedim. Yeter ki annem mutlu olsun. Annemin mutlu olduğunu gördüğüm zaman ben de mutlu oluyordum. Köye gittiğimizde yani nasıl desem dedem hayvancılık yapıyordu. Bir sürü hayvanları vardı. Yani nasıl desem size büyükbaş hayvan, koyun, keçi, yeni yavru kuzular bir sürü ama 300-400 tane vardır belki de daha fazladır. Ama dedem bizi neden onca zaman sonra köye götürdü ki? Yani ben de büyümüştüm artık, genç delikanlı olmuştum. Beni sürekli hayvanların peşine yolluyordu. Yani ahırları temizliyordum. O kadar yoruluyordum ki ama dedem hiçbir iş yapmıyordu. Yaşlı olmasına rağmen dinçti. Aslında yardımcıları da vardı ama özellikle bana ahırları temizletiyordu. O zamanları ne bileyim yani hayvancılık çok zormuş. Ama kendisi hiçbir şey yapmıyordu. Karşımda oturup tütün sarıp içiyordu. Artık ne diyeceğimi bilemiyordum ama annemin hatırı için hep susuyordum. Bir gün yine çok yorulmuştum. Kanter içinde kalmıştım. En son annem dayanamadı. Bak oğlum, eğer istemezsen buradan gideriz. Yani istemediğin bir şey yapma dedi. O zaman ben de artık boğazıma kadar dolmuştum yani. Dedeme saygısızlık yapmak da istemiyordum. Dedem de aksi bir adamdı. Beni kullanıyordu resmen. Ben de anne ben Almanya'ya gideceğim dedim. Bir anda annem nereden çıktı oğlum dedi. Ne Almanya'sı? Kiminle gideceksin? Ne işin var orada dedi. Ben de anne ben sana söylemedim ama amcam geldi. Ömer amcayla birlikte konuştuk. Beni Almanya'ya almak istiyormuş babam. Hatta pasaport vesaire işlemleri yapmak için nüfus cüzdanımı istemişti amcam. Yani sen yani senin de rızan olursa beni Almanya'ya almak istiyormuş babam. Ne dersin anneciğim dedim. Annem ilk önce kabul etmedi. Ama daha sonra benim köyde harcanıp gideceğimi anladığı için git evladım git. Almanya'ya git. Kendini kurtar. Ama senin babanın bir huyu vardır. İnsanları sırtından para kazanmayı çok sever. Bu huyunu hiçbir zaman sevmedim. Evladı da olsa ne olursa olsun insanları kullanmayı çok sever baban. O yüzden temkinli ol. Babandır diye her şeye evet deme dedi. Ben de anne sen merak etme artık ben çocuk değilim dedim. Annem ise ben sana söyleyeyim evladım. Sen yine temkinli ol. Bak onca sene kardeşin öldü. Aç kaldık, susuz kaldık. Bir gün bizi sordu mu? O kadar para kazanıyordu da bize gönderebilirdi amcanla birlikte. Yani bunca yıldır bizi arayıp sormayan adam. Şimdi sen büyüyünce neden seni oraya aldırmak istiyor? Sırtından para kazanmak isteyecektir evladım. Sen kafanı kullan dedi. Annem aslında haklıydı. Babam kendi evine, kendi eşine, kendi çocuğuna bile bakmazken beni oraya niçin aldırmak istiyordu ki? Tabii ki beni kullanmak için. Ama ben kendimi kullandırmayacaktım ona. Ertesi gün dedemlere bir şey söylemeden Eskişehir'e gittim. Ömer amcanın yanına gidip amcamla konuşmam lazım. Almanya'ya gideceğim dedim. Sonrasında kaldığı otele gittik. Orada numara bırakmış. Bir hafta buradayım diye gelirse beni arasın demiş. Hemen o numarayı alıp amcamı aradım. Amcamı arar aramaz çok sevindi. Çok mutlu oldu. Hemen geliyorum otelde beni bekle dedi. Ben de Ömer amcayla birlikte bekledim. Aslında Ömer amcayı yanımda götürmem çok iyi olmuştu. Çünkü Ömer amca aklı başında bir adamdı. Amcamın yalancı mı ya da ne yapmak istediğini anlar diye yanımda götürmüştüm. Ömer amcayla epey bir konuştular. Sonrasında pasaport ve vize işlemleri için nüfus cüzdanımı verdim. 3 ay sonra tekrar geleceğim. O zamana kadar da süre tamamlanmış olur dedi. Sonra da beraber Almanya'ya gideriz dedi. Ben de tamam dedim. Ama o süre zarfı içerisinde annemi yalnız bırakamazdım. Köye döndüm. Ama izinsiz gittiğim için
Dedem bana ceza verdi. Ama artık onu umursamıyordum bile. İstediğim zaman iş yapıyor, istemediğimde de yapmıyordum. Ben yapmayacağım zaman da söylenip duruyordu dedem. Ama diyorum ya, artık onu takmıyordum. 3 ay geçmişti. Bir gün amcam köye geldi. Bana artık işlemler bitti. Hadi buradan gidelim dedi. Annenle vedalaş dedi. Annem zaten Almanya'ya gideceğimi biliyordu. Ondan izin almadan asla gitmezdim. Annemle vedalaştım. Elini öptüm. Anneciğim sakın merak etme. Ben sana oradan para göndereceğim. Artık çalışmak zorunda değilsin. İster burada kalırsın, ister de evimize gidersin. Kirayı, her şeyi ben öderim annem dedim. Yani eğer dedem seni çok çalıştırırsa burada kalma diye de özellikle tembih ettim. Annem beni yolcu ederken çok üzünlendi. Ama çaresi de yoktu. Yani köyde ne yapabilirdik ki? Ömrüm orada tarımcılıkla ya da hayvancılıkla geçecekti. Ama ben bir şeyler yapmak, başarmak istiyordum. Annemle vedalaştıktan sonra benim kalbimi de bir hüzün kapladı. Ama kendime söz verdim. Annemi kimseye muhtaç etmeyeceğim dedim. Artık Almanya yolculuğumuz başlamıştı. Almanya'ya geldiğimiz zaman amcam beni babamın yanına götürdü. Babamı gördüm. İlk defa onca sene sonra. Annemin dediği doğruydu. Pek umursamaz biriydi. Bana sanki istemeden soğuk soğuk sarıldı. Sonra da hadi gidelim dedi. Evlerine gittik. Karşıma oturup anlat bakalım Ali. Bunca zaman neler yaptığını anlat da ben de dinleyeyim dedi. Ne kadar umursamaz bir adam. Ben de neyi anlatmamı istersin? Kız kardeşim öldü, haberin var mı dedim. Babam bir anda durdu. Var dedi, kılını bile kıpırdatmadan hem de. Neler çektik neler dedim. Annem neler çekti. Onu da biliyor musun? Çok fakirlik çektik. Aç kaldık, susuz kaldık. Annemle beraber çok geceler ağladık dedim. Neden bir şey yapmadın diye sorduğum zaman böyle pişkin bir cevap olur mu? Bana tamam işte seni buraya getirdim ya dedi. Ya bu zamana kadar neredeydin be adam? O kadar çok sinirlenmiştim ki adam karşıma çıkmış seni buraya getirdim ya diyor. O kadar çok derinlere inmene gerek yok. Burası Almanya. Çalışırsan kazanırsın. Dediğim gibi kafanı çalıştırırsan kısa zamanda zengin olur ve güzel paralar kazanırsın. Annene de iyi bakarsın dedi. Adamın umuru değildi kardeşimin ölümü, annemin neler çektiği, benim neler çektiğim. Annemin dediği doğruydu. Ben büyümüştüm artık ve elim ekmek tutuyor diye beni kullanmayı düşünüyordu galiba. Sonra bana sen ne iş yaparsın, var mı bir mesleğin dedi. Ben de fotoğrafçıyım dedim. Fotoğrafçı olduğumu duyunca babamın gözleri fal taşı gibi açıldı tabii. Sonra bana hiç fotoğrafçı tipinde yok yani dedi. Bakalım yalan söylüyor musun, söylemiyor musun, bunu anlarız dedi. Beni bir arkadaşı varmış, onun yanına götürdü, fotoğrafçıymış. Maharetlerini sergile de biz de görelim diye sanki dalga geçermiş gibi benimle konuştu. Ben de hemen kullandıkları makinelere baktım. Bizimkinden biraz farklıydı ama modern bir makineler vardı. Kısa zamanda alıştım. Yani orada biraz çalışmaya başladım. Etrafımızda da hep Türkler vardı. Yani Almanya'da çoğunluk Türklerin yaşadığı şehir gibiydi. Yani sanki Türkiye gibi. Fotoğrafçılık yaparken de orada bir adamla daha tanıştım. Adam arada bir mescide gidiyordu. Yani bir tane de mescit gibi bir yer vardı. Bütün Müslümanlar orada toplanıyordu. Vakit namazlarını, cuma namazlarını. Hep orada kılıyorlardı. Ben namaza başladığımdan beri hiç bırakmamıştım. Orada bir amca, adı İsmail yanılmıyorsam, dikkatini çekmiş. Camiye ilk defa böyle gencecik bir çocuğun geldiğini görüyorum dedi. Ben de neden? Yani sadece yaşlılar mı gelip namaz kılıyor? Böyle bir şey yok. Gençler de geliyordur amcam dedim. İsmail amca ise, aferin sana evlat. Yani seni birkaç gündür gözlemliyorum. Namaz vakitlerini aksatmıyorsun. Ama senin babanın bir gün bile gelip burada cuma namazını kıldığını görmedim dedi. Ben de hiç sesimi çıkartmadım. Memleketten geldiğin belli dedi. Sakın özünden olma evlat. Sakın değişme dedi bana. Sonrasında bana okula gidip gitmediğimi sordu. Ben de İmam Hatip Lise mezunuyum dedim. Adam çok sevindi. Birkaç gün sonra da beni başka bir fotoğraf dükkanıyla yani iş yeri sahibiyle görüştürdü.
Bu arkadaş bizim derneğin, yani derneğin müdürü dedi. Bu dernekte çok fazla Müslüman var. Bazılarının memlekette kimseleri yok. Ya da cenazeleri falan olduğu zaman memlekete göndermiyorlar. O yüzden burada gömülüyor. Biz de cenaze yıkama, kefenleme, defin işlerini üstleniyoruz. İslam'a uygun bir şekilde defnediyoruz dedi. Müslümanların defnedildiği ayrı bir mezarlık da var dedi. Ben de adamın yüzüne bakıp ben de size yardımcı olmak isterim dedim. İsmail abiyle beraber derneğe gittim. Gerçekten de burada, gerçekten de birkaç tane mescit vardı. Mezarlık da mescide çok yakındı. Sonrasında İsmail amca bana sen Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musun dedi. Ben de evet dedim. Yani İmam Hatip'teyken öğrendim dedim. Oo çok güzel. O zaman seni mevlütlere Kur'an okumaya gönderebilir miyiz dedi bana. Ben de olur hiç düşünmemiştim ama olur dedim. Şaşırmıştım yani. 2 gün sonra bir cenaze geldi. Gerekli işlemleri yapmak için yani bazı işlemler yapılması gerekiyormuş. Sonra ben ilk defa cenaze görmüştüm. Yani getirip morg gibi bir yer vardı. Oraya koyduklarında üzerini açtıklarında o kadar korkmuştum ki herhalde ilk defa gördüğüm için ne bileyim içim çok kötü oldu. Sonrasında İsmail amcayla beraber cenazeyi defnetmek için hazırladık. İsmail amca bana gel bakalım cenaze nasıl temizlenir biliyor musun dedi bana. Ben de biliyorum ama hiçbir zaman hani bir cenaze yıkamadım amca dedim. O zaman gel beraber yıkayalım öğren dedi. Ama elim ayağım titriyordu. Sonrasında yıkadıktan sonra, kefenledikten sonra yani mezarlığa gittik. Mezarlığa girer girmez bazı sesler duymaya başladım. Yine yerin altından geliyordu sanki. Kurtar bizi, imdat, yalvarırım, yeter gibi feryatlar duyuyordum. Etrafıma bakıyorum, kimse yok. Ama benden başka da kimse o feryatları duymuyordu sanırım. Küçüklüğümden beri duyduğum seslerdi bunlar. İnsanların düşüncelerini, her şeyi hissedip duyabiliyordum. Ölen kişilerin yakınlarının düşünceleri hep kulağıma geliyordu. Bir kadın hakkımı helal etmiyorum diyordu. Bir adam da yediği paralar zehir zıkkımı olsun diyordu. Diğeri ise farklı kelimeler cehenneme gitti inşallah diye içerisinden bir sürü beddua ediyorlardı. Yani bu adam neden bu kadar sevilmiyordu ki? Defin işlemleri yapıldıktan sonra birden yer sallanmaya başladı. Mevtayı defnetmek için kabrine koydukları anda bir anda feryatlar duydum. Feryat sesleri yani. Üzerini örttükten sonra toprak hareket ediyordu. Adamın feryadını duyabiliyordum. Çok acılı bir hesap veriyordu. Demek ki insanların hakkında düşündüğü onca şeyler doğruydu. Çok korkmuştum. Yıllarca bazı sesler duymuştum ama bu kadar net değildi. Dışarıda insanların iç sesini çok iyi duyabiliyordum. Ama mezarlıktaki herkesin bir anda seslerini nasıl aniden duyabildim ki? Eve geldiğimde, yani defin işlemi bittikten sonra eve geldiğimde yüzüm sapsarıydı. Babam bir anda bana ne oldu sana hayırdır dedi. Neden yüzün gözün solmuş? Hadi söyle bana ne oldu dedi. Ben de yoruldum o yüzdendir dedim. Ama o gece sabaha kadar uyuyamadım. Ertesi gün oturduğumuz sokakta bir kız gördüm. Bir anda ona vurulmuştum sanki. Kız çok güzeldi. Önümden geçerken de bana bakıp gülümsedi. Bütün gün o gülümseme aklımdan çıkmadı. Ertesi gün gene karşılaştık. 3., 4. gün derken ben her gün evden çıktığımda onu görmek için bekliyordum. Sonra bir gün bana Almanca merhaba dedi. Ben de artık yavaş yavaş Almancayı öğrenmeye başlamıştım. Ben de merhaba dedim. Bana gel beraber yürüyelim dedi. Ama ben anlamamışım. Sonrasında da el hareketleriyle anlaşmaya başlamıştık. Yine bir gün günaydın dedi. Birkaç gün sonra da sokağın başına kadar beraber yürüp konuşmaya çalıştık. Ben Almancayı pek fazla bilmiyordum ama elimden geldiğince babamdan öğrenmeye çalıştım. Sonrasında da babam beni yabancı yerleşimcilerin için açılan bir kursa gönderdi. Sabahları kursa gidiyordum.
Yani birçok kelimeyi öğrenmiştim artık. Kızla da arkadaş olmuştuk. Adı Lena'ydı. Yani Almanca öğrenmesini öğrenmiştim biraz ama herhalde aksanım çok kötüydü ki kız bile bana gülüyordu. Güzel bir arkadaşlığımız oluşmuştu. Aynı zamanda da dernekteki cenaze işlerine de gidiyordum. Mevlütlere de gidiyordum. Hatta bir gün Lena bana ne iş yaptığımı sordu. Ben de ona nasıl derim ki ölü yıkayıcısıyım diye. Yani gassalım diyemedim. Ben de Türk derneğinde çalışıyorum dedim. Sonra bir gün bana beni iş yerine götür dedi. Ama ben sürekli olarak dernekte çok işimiz var, çok yoğun diyerek hep yalan söylemek zorunda kalıyordum. Kızı nasıl mezarlığa götürecektim ki? Yani ben ölü yıkayıcısıyım nasıl diyebilirdim ki? Bir yolunu bulmam lazımdı. Bir gün Lena ile birlikte yürürken onu ilk çalıştığım fotoğrafçıya götürdüm. Yani babamın beni götürüp tanıştırdığı yere. Orada birkaç zaman çalışmıştım. Oraya götürdüm, fotoğraf çektirdik. Yani fotoğrafçılık yaptığımı da söyledim. Hatta sonraki günde ona fotoğrafını verdim. Beraber çektirdiğimiz fotoğrafı. Çok sevinmişti. O kadar mutlu olmuştu ki bana sarıldı. Bana öyle içten sarıldı ki o an anladım ki ben bu kıza aşığım. Gerçekten onu seviyorum. Elim ayağım titremişti. Ne yapacağımı bilememiştim. Çok mutluydum o gün. Lena ile epey bir yürümüştük. Sonra onu evine bıraktım. Derken eve gelmeden önce İsmail amcayı gördüm. Onunla da konuştum. Ben bir kıza aşığım dedim. Yani onunla evlenmek istiyorum dedim. İsmail amca da oğlum daha yaşınız çok ufak dedi. Biraz daha büyü. Hem Türk mü diye sorduğunda hayır Alman dediğim zaman hayır oğlum olmaz. Kendin gibi Türk birini bul. Ne işin var? Alman kızları çok triplidir. Yapamazsın yani dedi. Ben ise hayır Lena öyle bir kız değil dedim. Tamam biraz daha büyürüz. Ondan sonra evleniriz. Ama en azından herkes bilsin. Ben Lena ile evleneceğim dedim. Sonra yani sabah olduğunda yine Lena'yı gördüm. Beraber yürüdük. Ben derneğe gittim. O da işine. Ama o gün iş çıkışında Lena'yı yine sokak başında bekledim. Ama gelmedi. Acaba bir şey mi oldu diye merak ettim. Ertesi gün de bekledim. Yine sabah da gelmedi. Neden gelmiyor? Artık sabah da göremeyince onu merak etmeye başlamıştım. Sonra bir arkadaşımız vardı, ortak bir arkadaşımız. Onun evine gittim. Lena'nın evinin adresini aldım. Lena'nın evine gittiğimde kapıyı bir kadın açtı. Önceden hazırladığım kelimelerle Almanca yani soru sormaya başladım. Ben Lena'nın arkadaşıyım. Kendisini görmek için geldim. Birkaç gündür göremiyorum, merak ettim dedim. Ama kadın bir anda ağlamaya başladı. Lena öldü dedi. Nasıl ölür? Birkaç gün önce Lena'yı gördüm dedim. Annesi içkiliydi. Arabayı da annesi kullanıyormuş. Kaza yaptılar. Annesi kurtuldu ama Lena öldü dedi. Beynimden aşağı kaynar sular boşalmıştı. O anda, oracıkta, kapının girişinde bayılasım geldi. Bir anda ağlamaya başladım. Kadın da beni tutup içeriye davet etti. Beni Lena'nın odasına götürdü. Beraber çekildiğimiz fotoğraf odanın baş köşesinde duruyordu. Ağlaya ağlaya gözlerim kurudu. Neden böyle oldu diye. Sonrasında beni Lena'nın mezarına götürmelerini istedim. Adresini alıp Lena'nın mezarlığına gittim. Mezarını buldum. İçim o kadar kötüydü ki mezarın başında saatlerce ağladım. Ama biraz geçmedi yine sesler duymaya başladım. İmdat, kurtar beni yeter gibi sesler vardı. Çığlık sesleri, feryat sesleri birbirine karışmıştı. Koşarak mezarlığı terk ettim. Artık mezarlıklara giremez olmuştum. Kabir azaplarını, bağırışlarını, her şeyini duyuyordum. Ama neden ben? Neden bir başkası bunu duymuyordu? Mezarlıktan koşup kaçarken İsmail amcayla karşılaştım. Beni tuttu bir anda. Ne oldu evlat? Senin buraya geldiğini söylediler. Başın sağ olsun dedi bana. O anda İsmail amcayı gördüğüme çok sevinmiştim. Çünkü
Nasıl anlatsam? Derdimi anlatacak birini bulmak çok zordu ama İsmail amca işten birine benziyordu. İsmail amca, ben artık dernekte çalışmak istemiyorum. Yani artık mefta yıkamak istemiyorum dedim. Daha mezarlığa da gelmeyeceğim. Başka bir iş yaparım, fotoğrafçılık yaparım yine dedim. Sonra bana neden evladım? Gelmen lazım. Sen işini çok düzgün yapıyorsun. Kur'an-ı Kerim'i de çok güzel biliyorsun dedi bana. Ben de hayır. Ben gelmek istemiyorum. İsmail amca çok üzülmüştü ama peki neden diye sordu tekrar bana. Bu hayata küsmek için bir sebep değil. Tamam, kız arkadaşın vefat etti ama vardır bir hayır evladım. Kaderi, alnındaki yazılı. Yani kadere inanmıyor musun? Demek ki onun da ömrü o kadarmış. Diyorum ya evladım, kadere inanmak lazım. Hemen karar verme dedi bana. Ben de İsmail amca, anlamıyorsun. Mezarlığa giremiyorum. Herkesin sesini duyuyorum. Ama İsmail amca, bak evlat, hepimiz bir gün öleceğiz. Dönüşümüz Rabbimize. Bak sen bu işi bir daha düşün. Yani hemen karar verme dedi. İsmail amca, sen beni duymuyor musun? Mezarlıklara giremiyorum dedim. Sonra bana neden diye sordu. Sesler duyuyorum diyorum. Kabirden sesler duyuyorum. İmdat diye sesler. Yani mahşer yeri gibi. Sanki kabir azaplarının hepsini ama bütün kabirdekilerin seslerini duyuyorum. Artık kafayı yiyeceğim. Çocukluğumdan beri her şeyi duyuyorum. Bana ister inan ister inanma dedim. İsmail amca ise bana inanmıştı. Sen pırlanta melek gibi çocuksun. Ben de onca zaman yani mefta yıkadım. Mezarlığa girdim ama duydum desem yalan olur. Ben hiç duymadım. Ama diyorum ya, senin kalbin tertemiz evlat dedi bana. Peki amca, yani İsmail amca, ben neden duyuyorum bunları dediğim zaman, İsmail amca, ne olduğunu bilmiyorum oğlum ama kabir azaplarını duyuyorsun demek ki. Ama neden duyuyorsun onu da Allah bilir dedi. Kafamda ise bir sürü deli sorular vardı. İlk defa aşık olmuştum. Daha heyecanımı yaşamadan Lena melek oldu. Çok çok üzgündüm. Bir de bu kabir azabı. Yani o sesleri de duyunca tamamen bedbah oluyordum. İnsanların kabrin altında o kadar acı çektiklerini duymak, yani nasıl anlatsam size, gecem gündüzüm artık olmuyordu, uyuyamıyordum. Çok üzülüyordum ve bunu kimseye de anlatamıyordum İsmail amcanın dışında. İsmail amca çok iyi biriydi. Onunla dertleşiyordum. Dediği gibi bırakmadım işi. Gidip gelmeye devam ettim. Sonra bir akşam eve geldiğimde babam karşıma çıktı. Aylığını aldın mı dedi bana. Ben de evet aldım dedim. Benim yüzüme bakarak ver aylığını bana. Ben senin için biriktireceğim dedi. Ben de sen merak etme, ben biriktiririm. Hem bir kısmını da anneme yollayacağım dedim. Ve babamın yanından geçip odama girdim. Ağzını bile açamamıştı. Yatağıma uzandım. Sonra Lena ile yaşadığım birkaç günü düşündüm. O kadar mutluyduk ki. Ama Lena neden kabir azabı çekiyordu? Onun bağırışlarını da duymuştum çünkü. Bir an dalmışım. Yani korka korka uyuyordum artık. Kabus görmeye başlamıştım. Ama rüyaydı. Lena rüyamda bana gel diyordu. O kadar güzeldi ki. Melek gibi. Çok güzeldi. Sonra bana benimle gel dedi. Ben de onun öldüğünü bile bile yanına yaklaştım. Sonra yürürken bir mezarlığa girdik. Burası benim mezarlığım dedi. O kadar çok karanlıktı ki. Mezarın içine bakmaya korkuyordum. Sonra mezara baktığımda içinde bir adam gördüm. Lena'nın boğazını sıkıyordu. Yanıma baktım, Lena yok. Sonrasında da bu adam kim diyorum kendi kendime. Ama Lena orada cansız yatıyordu. Peki mezardaki adam kim? Gözlerinin içine bakmaya çalıştım. Sonra bir anda kafasını kaldırıp benim gözlerim içine bakarken, korkudan geri geri kaçarken sırt üstü düşmüşüm. Bir anda yatağımda sıçradım.
Baktım ki saat daha 2:30. Yani kabus görmüşüm. Artık yatamadım da. Kalkıp biraz sokağa çıkıp dolaşmak istedim. Ama her yerden fısıltı sesleri geliyordu kulağıma. Öyle sesler duyuyordum ki bazılarını anlayabiliyordum ama bazı kelimeleri seçemiyordum bile. Hatta ben bu olayları, yani bu yaşadıklarımı başkasına anlatsam kimse bana inanmaz. Ama aklıma şöyle bir şey geldi. Keşke bir kayıt cihazı olsa da kamera kaydıyla bunları kaydedebilsem diye düşündüm. Neden olmasın ki, belki kaydedebilirim dedim. Ertesi sabah hemen eski çalıştığım iş yerine gittim. Bir kamera satın almak istediğimi söyledim. Beni bir tanıdığın yanına yolladılar. Güzel bir amatör kamera aldım. O gün bir cenaze evine mevlüt okumaya gitmem lazımdı. Elimde kamerayla mevlüt evine gittim. İçeriye girdiğimde herkes bana bakıyordu. Bu mu mevlüt okuyacak? Bu mu hoca diyorlardı. Bu daha çocuk diyen bile vardı içlerinde. Hepsinin sesini duyabiliyordum. Ama kimse konuşmuyordu. Acaba kamerayı buradan nasıl açıp da etrafa tutabilirim, yani çekebilirim diye düşündüm. Yani test ederim diye düşündüm. Hatta mezarlığa da giderim. Kamerayı orada da çalışıp yanıma koyarım diye düşündüm. Sonra mevlüt bittikten sonra mezarlığa gittim. Yanıma koydum kamerayı. Mezarlıkta Kur'an okumaya başladım. Ben Kur'an okurken etrafımdaki insanlar konuşmaya devam ediyorlardı. Kimisi daha çocuk ama maşallah sesi çok güzel diyordu. Kimisi de yetersiz bence. Bazıları da deli midir nedir, bir an önce Kur'an'ı bitirse de bize gitsek diyorlardı. Herkes cenazeden çıktıktan sonra ben kamerayı kontrol ettim. Ama maalesef benim sesimden başka bir ses yoktu. Akşama kadar sokaklarda gezindim ve yine mezarlığa gittim. Bu sefer mezarlıkta hiç ses yoktu. Lena'nın mezarına yaklaşırken ağacın yanında onu gördüm. O işte. Çocukluğumda bizim evimize gelen o yaratık. Yanaklarında boynuzu olan mahluk. Çocukluğumdan bu yana ondan o kadar çok korktum ki. Yine karşımda görünce elim ayağım titriyordu diyorum ya. Sonra ağacın arkasından çıkarak yanıma doğru yaklaşmaya başladı. Kahverengi elbiseler giymişti. Gözleri dikkatimi çekmişti. Yanıma doğru yaklaşırken yine gözlerindeki perdeyi indirdi. Gerisini hatırlamıyorum. Uyandığımda yatağımdaydım. Ayakkabılarımla birlikte uyumuşum. Ayakkabılarım ise çamurluydu. Neden olduğunu hatırlamaya çalıştım ama eve nasıl geldiğimi de bilmiyordum. Uzun bir zaman boyunca bu olanları düşündüm. En son İsmail amcaya anlatmaya karar verdim. İsmail amcaya anlattığımda o da bana ilk başta inanamadı. Zor zamanlar yaşadığımı biliyordu ama takma kafana, geçecek, her şey güzel olacak dedi. İsmail amca ki o bile bana inanmamıştı. Küçükken de annem de inanmamıştı. Yıllar boyunca tekrar tekrar o boynuzlu yaratığı gördüm. Hayatımın en zor günleriydi yani. Karşıma geçtiği zaman beni bayıltıyordu. Kendimden geçiyordum. İsmail amca ki ilk başta bana her şeye inanmışken o bile benden korkar oldu. Benden uzaklaşmaya başladı. Bende bir farkındalık olduğunu o da anlamıştı çünkü. Bunca sene hep korkuyla yaşadım. Eğer evlatlarınızdan biri "ben bir şey görüyorum" ya da "anne şurada bir şey var" dediği zaman lütfen çocuğunuzu, yani hemen iteklemeyin. "Yok bir şey, korkmuşsun, kabus görmüşsün" falan demeyin. Üzerine düşün. Gerçekten ben çocukluğumdan beri görüyordum. İsmail amcayla bir gün konuşurken yine yanımıza yaşlı bir amca oturdu. "Kulak misafiri oldum evladım" dedi. "Sen mezarlıktaki, kabirlerdeki sesleri duyduğunu söylemişsin. Bu doğru mu?" dedi. Ben de her şeyi anlattım çocukluğumdan bu yana yani. Meğerse o amca da bir hocaymış. Yani zamanlarla cinlerle istişare edermiş, define olayları için. Hatta İstanbul'da, Adıyaman'da çok define bulmuştuk dedi. Ama torunlarından biri vefat ettikten sonra tövbe etmiş. "Senin üzerinde de bunlardan biri var ama çok tehlikeli evladım" dedi. Kemiklerine kadar işlemiş. "Yalnız sana şöyle bir nasihat verebilirim" dedi.
Kur'an okumayı biliyorsun. Sana vereceğim ayeti kelimeleri oku. Bir de sana vereceğim muskayı üzerinde taşı dedi. O kadar mutlu olmuştum ki. Artık beni anlayan biri vardı. Ben peki bu yaratık nereden bana musallat olmuş amca dediğimde. Bana oturduğunuz evden dedi. Annen seni geceleri çok yalnız bıraktığı için, sen de çok korktuğun için, onlar da korkuyla beslendiği için sana musallat olmuş evladım dedi. Hatta kız kardeşimi boğan da oymuş. Ben de hep nefessiz kaldığı için ya da ateşlendiği için hastalıktan öldüğünü düşünüyordum. Meğerse kardeşimi de o yaratık, o cinni boğmuş. Sonrasında, yani muskayı taktıktan sonra biraz iyi olmuştum ama babamın inancı olmadığı için muskamı alıp bir gün atmış. Sonrasında yine fenalaştım. Beni doktora götürdüler, yani psikoloğa. Aslında ben de istiyordum psikoloğa gitmeyi ama psikoloğa olanları anlattığım zaman bana ne dese beğenirsiniz. Bana direkt şizofren teşhisini koydu. Ben de ona güldüm. Ben yıllardır böyle yaşıyorum dedim. 20 yıldan fazla oldu. Ve ben hala o yaratığı görüyorum. O bir cin dedim. Ama Alman doktor ne bilir ki? Sonrasında eve geldiğimizde babam bana deli muamelesi yapmaya başladı. Ama ben İsmail amcaya ne olursun, o yaşlı amcayı tekrar görmem lazım. Babam muskamı yaktı dedim. Keşke baban muskanı yakmasaydı evlat dedi. Şimdi ona da musallat olacaklar kim bilir dedi bana. Ben de hiç umursamadım. Birkaç gün o amcanın geldiği yere, yani namaz kıldığımız mescide gittim. Ama amca yok. Bir gün akşama kadar beklemiştim Kur'an okurken. O amcanın eliyle omzuma dokunduğunu hissettim. Omzum sıcacık olmuştu. Bir anda elini tutup yüzüne baktığımda, amcam kurban oldum, nerede kaldın? Kaç gündür seni bekliyorum. Yine uykusuz gecelerim olmaya başladı. Yine o cinliği karşımda görüyorum. Yaratık haliyle çok korkuyorum. Ne olursun bana yardım et dedim. Bana bak evlat. Senin üzerindeki o cinli senin yanına kimseyi yanaştırmaz. Yani o nuskayı neden çıkarttın? Neden babanın nuskanı yakmasına müsaade ettin dedi. Ben de nereden bileyim amcam. Ben onu çıkartıp banyo yaptıktan sonra çıkartıp masamın başına koymuştum. Oradan almış. Bilemedim yani. Keşke çıkartmasaydım. Bana bir kere daha yapar mısınız? Ne olursunuz? Kulunuz köpeğiniz olayım. Gece gündüzüm yok. Uyuyamıyorum. Durmadan ses duyuyorum. Ama sizin bana yapmış olduğunuz o nuskadan sonra sesler kesilmişti. Yani beynimin içindeki o sesler, insanların ne düşündüklerini artık duymuyordum. Ne olur bana yardım edin dedim. Sonra o amca Allah'ın izniyle bana bir tane daha nuska yaptı. Ve onu hep taşıyorum. Sonrasında artık iradem de güçleşti. Zaman geçtikçe o amcadan daha çok şeyler öğrendim. Tılsımlar, vekfler. Yani artık kendime koruma cevapları bile yapabiliyordum. Ama hiçbir zaman bir eşim, bir hayatım olmadı. O amcanın bana söylediğine göre Lena'nın annesinin trafik kazası geçirmesine de o cinli sebep olmuş. Çünkü kalben birine aşık olup onu sevmiştim. Yani yanıma hiç kimse yanaştırmıyor. Kaç yaşındayım, hala bekarım. Etrafımdaki insanlara yardımcı oluyorum. Zaten daha evliliği falan da düşünmüyorum. Çünkü kimsenin ölmesine, benim yüzümden ölmesine dayanamam. Belki de hayatım böyle gelecek geçecek. Belki bir gün ben de öleceğim. Kim bu dünyaya kazık çakmış ki? Ama size söylemem şu ki, çocuklarınız olduğunda ya da kardeşiniz, tanıdığınız ne olursa olsun, bir gün gelip size ben bir şeyler görüyorum ya da sesler duyuyorum dediğinde ne olur ona inanın. En azından yardımcı olmaya çalışın. Doktordan ziyade ilim sahibi bir hocaya götürün. Ben çocukluğumdan beri bu yaşıma kadar hep kabuslarla yaşadım ama o amcadan sonra hayatım değişti. Yani ilmi öğrendikten sonra, Kur'an-ı Kerim'e vakıf olduktan sonra, bazı şeyleri de iyi bildikten sonra o mahlukatlara karşı dik durabiliyor insan. Korkmayın. Çünkü onlar korkuyla beslenir. Allah'a emanet olun Gizem kardeşim. Selametle kalın.